Sevgili meslektaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Malum 24 Haziran'da hepimizin geleceğini doğrudan ilgilendiren ve bir rejim, bir sistem değişikliğini de beraberinde getiren bir seçimimiz var. Bursa Barosu olarak bizim bu seçimlerdeki amacımız en temel anayasal hakkımız olan seçme ve seçilme hakkımızı özgürce kullanmayı garanti etmek, en azından topluma bu yönde bir mesaj vermek ve şeffaf bir seçim süreci yaşanmasına da destek olmak olacak. 2015 Haziran, 2015 Kasım ve devamında 2017 referandumunda da yine böyle eğitimler düzenlendi ve Seçim Kriz Merkezi Bursa Barosu bünyesinde oluşturuldu. Yine siz meslektaşlarımızın katılımıyla da sandıklarda görevli avukatlık, Bursa Barosu görevlisi avukatlar yer aldı. Bu seçimin diğerlerinden farkı, lokal olarak yani baro baro kendi ilimizde yapmak yerine birçok hareketle, birçok bileşenle birlikte hareket etmenin, birlikte organizasyona katkı koyma amacını taşıdık. Kimler bu bileşenler? İşte Sensiz Olmaz Hareketi var, sivil bir inisiyeti. Onlarla birlikte Ankara Barosu'nun işbirliği protokolü imzaladı. Ankara Barosu'ndan sonra da sırasıyla işte diğer barolar geldi. 17 Mayıs günü Ankara'da bir araya geldik. Yaklaşık 15 baroyduk. 22 Mayıs'ta İstanbul'da 19 baroya çıktık. Ve 29 Mayıs günü Diyarbakır'da da 29 baroya çıktık. Ve şu anda 40'a yakın baronun Sensiz Olmaz Hareketi'yle birlikte hareket ediyor. Peki bağımsız hareket etmekten farkı ne? Temel farkı şu sevgili meslektaşlarım. Sensiz Olmaz Hareketi, bu 40'ı aşkın baro, onun dışında oy ve ötesi, sandık gücü, adil seçim platformu dağıtımda bir araya geldiler ve 5 parti de bu platformun içine girdi. Yani ittifaktaki, Millet İttifakı'ndaki 4 partiyle HDP bu ittifakın içine girdi. Bu platformun altında yer aldı. Ancak davet etmelerine rağmen Cumhur İttifakı ve Vatan Partisi bildiğim kadarıyla Ankara'da düzenlenen 30 Mayıs'ta yapıldı. Toplantıya iştirak etmedi ve burada yer almadı. Fakat eminim ki onlar da yine yurttaşların oylarını kullanmasını ve bunun da şeffaf bir şekilde sandığa yaşaması noktasında kendi eğitimlerini yapıyorlardır. Temel hedefimiz kimin nereye oy kullanacağı değil, kullandığı oyun doğru olarak sandığa yansıması. Bu anlamda bir farklılığı da şu olacak, niye bu bileşenler bir arada? Herkes birbiriyle veri ve bilgi paylaşıyor. Yani merkezde Atatürk İlköğretim Okulu'nda şu veya bu partinin gözlemcisi olarak 10-15 tane avukat olmakla birlikte Harmancı'nın köyünde bir okulda veya çok uzağa gitmeyelim orta bağlarda bir İlköğretim Okulu'nda hiçbir avukat olmayabilir. Bu yığılmanın önüne geçmek, eşgüdüm sağlamak ve bir yerdeki fazlalığı diğer yerde de kanalize etmek. Bir yerde İYİ Parti'den bir avukat, işte Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir avukat, Adalet Kalkınma Partisi'nden bir avukat, Vatan Partisi'nden bir avukat, HDP'den bir avukat olmasındansa hangi partinin gözlemcisi olursa olsun orada bir avukat olsun, diğer okulda da başka bir avukat olsun gibi bir derdimiz var. Bu anlamda da şu an Türkiye'nin her yerinden alınan başvurular tek bir merkezde birleşiyor. Ve hedef 50 bin avukat, şu ana kadar 35 bin geçmiş durumda zaten aldığımız bilgiye göre. 50 bin avukatı da bu 50 bin sandığa bir şekilde paylaştırmak. Ne kadar başarılı olabilirsek sonuçları da bizim için o kadar iyi olacak. 9 bölge düşünülmüştü ama sonrasında 11 bölgeye çıkarıldı. Yani Türkiye coğrafi olarak her ne kadar 7 bölgeye de ayrılmış olsa da İstanbul tek başına bir bölge olarak düşünüldü. Onun dışında İzmir tek başına bir bölge olarak düşünüldü. Ankara ve Kırıkkale tek başına ikisi bir arada bir bölge düşünüldü. Ve diğerleri de coğrafyaya yakın bir şekilde paylaştırıldı. Bunun esprisi de her bölgenin bir sorumlusu var. Her ilin bir sorumlusu var. Ve her ilin de baro başkanlığı bünyesinde oluşturulmuş bir baro temsilciliği var. Bu vasıtayla da özellikle seçim günü oluşacak olan kriz oluşturacak sorunlar, problemleri de etkin bir şekilde çözmeye çalışacağız. Onun dışında sizlere
biraz sonra Güner Bey zaten seçimle ilgili açıklamaları, detayları verecek. Biz 5 partiden 3'er partiler alacağız. Cuma'ya kadar elimizde olacak, bazıları elimizde. Ve yine bu partilerden herhangi birini tercih etmek istemeyen meslektaşlarımız için de ayrıca Bursa Barosu kimlik kartlarımız hazır olacak. Bursa Barosu kimlik kartlarıyla da avukatlık kanunundan kaynaklanan yetkimizle hukukun üstünlüğü, işte demokrasi, savunma anlamında işte avukatlık kanunu 76-95 ve devam maddelerindeki haklarımıza dayalı olarak bir kimlik kartı da size düzenleyip verilecek. İster kendinizi yakın hissettiğiniz veya hissetmediğiniz olsun, elinizdeki bir parti müşahit kartını kullanıp doğrudan itiraz edebileceğiniz gibi, isterseniz okullarda baro kimlik kartıyla bulup oradaki bir müşahide baronun ve avukatlık kimliğinizin size vermiş olduğu ve vatandaşta yarattığı güvenle birlikte onları yönlendirme yoluyla da şikayet haklarını reddi halinde de itiraz haklarını kullanmalarını sağlamanız mümkün olabilecek. Bu anlamda da sizlerin desteğiniz çok önemli. Bugün burada bulunan meslektaşlarımız sayısı da bize umut veriyor. Çünkü biz henüz bir yıl önce anayasa referandumunda da aynı eğitimi burada gerçekleştirmiştik. Ve bu sayının yarısı bile o gün bu salonda yoktu. Biraz sonra Güner arkadaşımız özellikle son seçim kanunundaki değişikliklerle birlikte bize bilgilendirme yapacak. Onun dışında sizin de önerileriniz olursa, yani özellikle boş olan sandıklarla ilgili, okullarla ilgili veya partilerle işbirliğiyle ilgili ki temelde çatıda adil seçim platformu ve 5 partinin bu konuda herhangi bir sorunu yok, birlikte hareket ediyorlar. Ancak ilde, ilçede sıkıntılar olabilir. Bu anlamda da görüş önerilerinizi elbette alacağız. Web sayfamızda, sosyal medya hesaplarımızda bir link var. SMS metninde de bu linki paylaştık. Eğer girmeyen olduysa bu linke girerek kendinizi Sensiz Olmaz Hareketi bünyesindeki veri bankasına yazdırabilirsiniz ve boş olan okula sizin de ikametgahınıza en yakın olarak düzenlenmiş okulda görevlendirmenizin yapılması mümkün olacak. Ben şimdi sözlerime son veriyorum. Güner Akla'nın huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun Güner. Evet, hepinize merhaba. Baro Başkanı sürece ilişkin bazı değerlendirmeler ve bilgilendirmelerde bulundu. Ben de katılımınız için teşekkür ediyorum. Gerçekten abim bir önceki seçimde katılım sayısı son derece düşüktü. Bu da sizlerin katkısıyla bu süreçte biraz daha iyi noktaya gidiyor gibi görünüyor. Tabii ki bu biz buna bir eğitim demeyelim, bir bilgilendirme süreci diyelim. Çünkü birçok meslektaşımızın belki bu konularda bilgileri olabilir. Bilgilendirme dediğimizde de çeşitli tabii bilgilendirme kanalları ya da yöntemleri var. İşte biz bugün İstanbul Barosu'nun hazırlamış olduğu bir slide eşliğinde bu eğitimleri vereceğiz. Ama bununla ilgili zaman zaman siyasi partiler, zaman zaman sivil toplum örgütleri ya da seçim süreçlerinde çalışan işte OYM ötesi gibi ya da diğer kuruluşların da hazırlamış olduğu eğitim materyalleri var, bilgilendirme materyalleri var. Biz Bursa İstanbul Barosu'nu kullanacağız. Biraz uzun yazıları da fazla ama olabildiğince kısaltarak bu süreci geçireceğiz. Ama önümüzdeki süreçlerde büyük olasılıkla Bursa Barosu'nun hazırlamış olduğu eğitim slaytlarımızla bu süreçlerde birlikte olacağız diye düşünüyorum. Aslında bu seçimde çok bir farklılık yok diğer seçimlere göre. Genel 3 tane bir fark var. Bir tanesi biz 2014 yılında ilk defa Cumhurbaşkanlığı seçimi yaptık. İlk defa halk tarafından seçildi. En son yine 1 Kasım 2015'te de milletvekili seçimi yaptık. Ama her iki seçimi ayrı ayrı yapmıştık. Bu defa ilk defa bir Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi aynı anda olacak. Temel farklılıklardan biri bu. Yine temel bir farklılık hepinizin bildiği gibi ilk defa ittifak kavramı gündeme geldi ve siyasi partiler ittifak halinde seçime girecekler ve ittifakların da ayrı oyları olacak. Daha sonra bunlar tekrar dağıtılacak gibi. Yine bir seyyar sandık uygulaması var. İlk defa karşımıza çıkan.
daha önce sabit okullarda kurulu, genel okullarda kurulu sandık kurulları dışında şimdi bir de seyyar sandık kurulları olacak. Bunların uygulaması çok az ama önümüzdeki süreçte bunun artacağını düşünüyorum. Uygulamaların çok kişi bilmediği için bu seyyar sandıklara kayıt yaptırmamıştı. Bunu da yeri geldiğinde yine sizlerle birlikte paylaşacağız. Gerçi benim sesim yetecek bence. Evet. Bazı slaytları hızlı geçeceğim belki. Ama olabildiğince önemli olan bölümlerde durarak sizlerle paylaşacağız. Eğer bu konuyla ilgili sormak istediğiniz ya da daha fazla açıklanmasını istediğiniz bir husus olursa ekrandaki slaytla ilgili onunla ilgili soru alıp yine görüş ve düşünceleri karşılıklı paylaşabiliriz. Burada seçim yapabilirsiniz, hakkı güvenliyor. Biraz reklamlar var ya da bize bir motivasyon var. Orayı da geçtikten sonra her okulda bir avukat seçim eğitim isimleri İstanbul Kovası'nı hazırladığı ve eğitim konu başlıkları mevzuat. Evet. Şimdi seçimlerdeki en büyük, en önemli mevzuatımız 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki kanun bizim en önemli mevzuatımız. Ondan sonra burada gerçi sayılmamış ama milletvekili seçimi kanunu, cumhurbaşkanlığı seçimi kanunu, 135 sayılı genelge. 135 sayılı genelge sandık kurulunun işleyişini anlatan, onların görevlerini anlatan bir genelge Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayınlanıyor. Bir de yeni bir genelge, bu 135'e 2, işte burada seyyar sandık kurulları ile ilgili bir genelge ve son genelge de 136 sayılı genelge. Bu da il ve ilçe seçim kurullarının seçim sonuçlarının özellikle oluşması anlamında, milletvekillerinin dağıtımı anlamında hazırlanan bir genelge olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Oy verme bütün Türkiye'de saat 8'de başlayacak. Biliyorsunuz daha önce doğuda 4'te başlıyordu. Sabah pardon 7'de başlıyordu. 4'te bitiyordu akşam bir önceki seçimden önce. Artık bütün Türkiye'de saat ayarlarıyla beraber 8'de başlayacak ve saat 5'te sona erecek. Biz siz okul temsilcilerimizden ya da okulcularımızdan, meslektaşlarımızdan beklentimiz sabah 6.30 itibariyle okulda hazır bulunmak. Çünkü seçim sürecini o günü 3'e ayırarak değerlendirmek gerekiyor. Oy kullanma öncesi, oy kullanma sırası ve oy kullanma sonrası olarak 3 bölümü ayıracağız. Ve biz oy kullanma öncesinde de yapılacak işlerimiz var, takip edilecek mevzuatımız var. Eğer biz oy kullanma öncesinde saat 6.30'da 7'de hadi bilemedim maksimum orada hazır olmaz isek sandık kurullarının oluşumundan itibaren belki aksayacak yönlere ya da durumlara müdahale edemeyeceğiz. Edemediğimiz zaman yanlış başladığında işin yine yanlış yerlere gitme ihtimali artacak. Sabah önceden bir önceki seçimlerde yine şöyle bir uygulama vardı. Sandık başkanları torbaları bir gün önceden alıyorlar. Cumartesi gününden seçim kurullarından torbaları alıyorlardı, evlerine gidiyorlardı, evlerinden görev yapacağı okullara geliyorlardı. Ama bir önceki seçim ve referandumdan itibaren şöyle bir süreç başladı artık. Sandık başkanlarına da sabah saat 5'te bina sorumluları tarafından kendi torbaları teslim edilir hale geldi. Böyle olunca sandık başkanları daha erken okula gelmeye başladılar. Önceden geç bile gelse 7.30'da bile gelebiliyordu belki sandık başkanı. Ama şimdi saat 5'te torbayı alacağı için bina sorumlusundan dolayısıyla onlar da erken gelmeye başladılar ve bizlerin de okulda görev yaptığımız yerlerde erken bulunmamızı getirdi bu süreç. Ve bu torbaların tamamı ağzı kapalı, mühürlü bir şekilde sandık başkanlarına teslim edilmektedir. Teslim kutmalarıyla birlikte sandık başkanları bunları almaktadır.
Ama içi kapalı, oy paketleri, paketler halinde, zarflar, paketler halinde bunlar ilk defa sandık kuruluyla birlikte o salonun içinde açılması gerekiyor. Eğer sandık başkanı bunları açık getirirse ya da daha önce bir şekilde almış, mühürlemiş bir şekilde ya da o paketi açmış bir şekilde getirirse yine müşahitlerin buna itiraz ederek tutanak defterlerini işletmesi gerekiyor. Tutanak defterleri biraz sonra göreceğiz. Çoğumuz tabii biliyor ama tutanak defterleri ben bir kara kutuya benzetiyorum. Uçağın kara kutusu. Nasıl uçak düştüğünde biz o uçağın neden kara kutusunu bulduğumuzda neden düştüğünü anlarız. Pilotun konuşmaları vardır, bütün kayıtlar oradadır. İşte kaç metre yüksekten düştüğü hepsi ortadadır. Bizde de tutanak defteri o sandığın kara kutusudur. Yapılan bütün işlemler, yasaya uygun yapılması gerekenler oraya yazılır. İtirazlar, şikayetler, talepler orada değerlendirilir. Muhalefet şerhleri, sandık kurulunun muhalefet şerhleri oraya işlenir. Dolayısıyla bizim sandık kurulunun tutanak defterleri itirazlarda ya da bir gün sonra seçim kurulunun, ilçe seçim kurulunun yapacağı itirazlarda ilk başvuracağı evraktır. Çünkü hiçbir ilçe seçim kurulu hakimi şöyle bir itirazı değerlendirmeye almaz. Biz bu sandıkta bu kadar oy beklemiyorduk. Geçen seçimde 206 X partisi için konuşuyorum. Ama bu seçimde 100'e düştük. Burada bir şey var, burada bir sorun var. Biz buna itiraz ediyoruz. Hiçbir değerlendirme içinde olmazsa. Ama tutanak defterinde işte bu konuyla ilgili neyse artık itiraz konusumuz orada. Daha önce itiraz etmişsek, muhalefet şartları varsa, tutanaklar varsa, kayıtlar varsa önce tutanak defterine bakar. Tutanak defterini okuyup evet orada gerçekten yanlış bir şeyler yapıldığını görürse tekrar o torbayı açtırıp içindekileri gerekirse tekrar değerlendirip saydırabilir. Evet, bunları mutlaka kapalı gelinmeli dedik. Gerekli kimlik ispatından geçen yetkililer dışında hiç kimse sandık başında bulunamaz diyoruz. Tabi buradaki kimlik belgeleri, müşahitler bunun dışında yine sandık kurulu üyeleri ve müşahitler o sandık kurulunun teşekkülüne de müşahitlik etmek durumunda, gözlemcilik etme hakkına sahipler. Yani sandık başkanı, dur bakalım biz size bir sandık kurulumuzu oluşturalım, siz biraz dışarıda bekleyin, ondan sonra biz sizi içeriye alacağız demeleri doğru değildir. Bu aşamayı da sandık kurulunun oluşmasını, oyların mühürlenmesini, zarfların mühürlenmesini müşahitler mutlaka izlemek durumundadır, bu hakları var. Evet, seçim günü gelin. Burada ben bazen de siyasi partilerde de ya da partide de yetimler görüyorum. Aslında biz sandık kurulu üyelerimize şunu anlatmaya çalışıyoruz. Siz orada bir siyasi partinin temsilcisi değilsiniz artık. Siz orada bir kurul üyesiniz. Resmi bir kurul üyesiniz. Bir kamu görevi yapıyorsunuz. Ve ettiğiniz yeminin genel itibarıyla tanımı şöyle. İşte hiç kimseden korkmadan, hiç kimseden çekinmeden seçim sonuçlarının doğru gelinmesi için kanuna uygun, dosdoğru görev yapacağımı, namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatı üzere yemin ederim. Aslında bu yemin oradaki görevliyi çok iyi tarif ediyor. Artık bir kamu görevi yaptı. Seçimlerin şeffaf, eşit, açık bir şekilde yapılmasının temini olduğunu oradaki görevini beyan ediyor ve o particilik kimliğinden de aslında sıyrılması gerekiyor oradaki sandık kurulu üyelerinin tıpkı başkan ve memur üyelerinin olduğu gibi. Evet, ant içme, sandığı yerleştirme, kapalı oy verme yerini düzenleme. Bu işlemleri de müşahitlerin izleme hakkı var. Hem oy verme yerlerini, kapalı oy verme yerlerini, ant içmeleri ve sandığın yerleştirilmesini, sandığın boş şekilde mühürlenmesinin tamamını müşahitlerin izleme hakkı ve yetkisi olacaktır. Ve bunlar bittikten sonra da
paketler halinde gelen oy pusulaları açılacak. Yine zarflar açılacak. Kaç tane oy pusulası geldiyse bunlar tek tek sayılacak. Kaç tane zarf geldiyse bunlar tek tek sayılacak. Ve tutanak defteri az önce belirttiğim kara kutuya işlenecek. Bize bu kadar teslim edilmiştir. Ve sandık kurulu mührüyle, biliyorsunuz o sandık kurulunun, her sandık kurulunun mührü kendi numarasını taşır. 1102 nolu sandık kurulunun sandık kurulu mührü 1102 diye yazar. 1105'te 1105 diye yazar. Ve onlar sandık kurulu mührüyle, sandık kurulu ilk işi oy pusulaların arkasını ve zarfların da ön yüzünü mühürlemektir. Zarfların ön yüzü ilçe seçim kurulu tarafından mühürlü gelir ve yine yüksek seçim kurulunun amblemi var. Oy pusulalarında ise herhangi bir mühür yoktur. Sadece arkalarını sandık kurulu mühürler. Şimdi mühürlediği zaman kaç tane mühürlediğinde yine yazacak. Kaç tane geldi? 402 tane geldi. Ve tamamı mühürlenecek. Zaman zaman şu hatalar yapılabiliyor. Ya biz bir 300 tane mühürleyelim, seçmen geldikçe mühürleriz diyenler de çıkabiliyor. Hayır, 450 tane geldiyse o 450 tane mühürlenecek. Zarflar da aynı şekilde kaç tane gelmişse onlar da yine tamamı mühürlenecek ve o şekilde onu kullanmaya başlayacak. Kamuoyunda geçen seçimlerde tartışma oldu biliyorsunuz. Mühürsüz oylar veya mühürsüz zarflar geçerlidir, geçerli olmalıdır ya da olacaktır tartışması. Bir kere şunu tespit edelim. Kesinlikle mühür uygulamasından vazgeçilmiyor. Temel kural oy pusulalarının da arkası ve zarfların da ön yüzünün mühürlenmesi esastır. Ancak şu şekilde geçerli sayıldı. Sandık kurulunun ihmali neticesinde eğer oy pusulası mühürlenmemişse ya da zarf mühürlenmemişse o zaman seçmenin seçme hakkının elinden alınmaması adına böyle bir karar verildi YSK tarafından. Yani önce bunu düzeltelim. Mühürleme kalkmadı, mühürleme olacak ve sandık kurulu sabahleyin ben 450 tane oy pusulasını mühürledim. İşte 420 tane de eşit gelmeyebilir, gelebilir de. Bu kadar da zarfı mühürledim derse ve o sandıktan sayım sırasında hala mühürsüz oy ya da mühürsüz zarf çıkarsa bunlar geçersiz. Çünkü tutanak defterine kendi kaydını yapmış zaten sandık. Demiş ki ben bu kadar mühürü oy pusulasını ve zarfı mühürledim. Dolayısıyla buna bu önemli bir konu olabilir tartışmalarda. Bunu unutmayalım. Evet. Şimdi mühürler normalde arkasında yazıyor ama aynı mühürleri birkaç seçimlerde kullanıyorlar ve bunlar tam okunmuyor olabiliyor. Stampadan kaynaklanan, iyi basılmamaktan kaynaklanan, iyi mürekkeplenmeden kaynaklanan hatalar olabiliyor. Bunlar tam okunmayabilir, buna dikkat edebilirsiniz ama normalde her sandığın sandık mühürü numarası başkadır. Yani kendine aittir. Bu bölüm önemli, dediğim gibi mutlaka mühürleme işlemleri devam ediyor. Bu konuda herhangi bir geri adım ya da farklılık bir geçmiş seçimlere göre yok. Sadece işte bazı sandık kurulları mühürlemeyi unuttuğu için mühürleme yapmadan saat 1'de 12'de fark edildiği için bazı durumlarda hatta geçen seçimlerde de eksik gelen zarf pusulaları, zarflar pusulaları olmuştu. Onlar gelirken arada mühürlenmeyenler oldu. Bu anlamda bu yine eski sistem devam ediyor. Bu arada şunu da hatırlatmakta fayda görüyorum. İlçe seçim kurulu mührü taşımayan zarflar kesinlikle geçersin. Yani biz burada sadece sandık kurulunun mührünü konuşuyoruz. Mesela zarfın üzerinde. Sandık kurulu ihmal etmiş, mühürlememiş
Ama ilçe seçim kurulunun da mühürü yoksa zaten hiç tartışmaya gerek yok. Onlar zaten geçersiz. Mutlaka ilçe seçim kurulu mühürü ve YSK'nın amblemi mutlaka olmak durumunda. Biraz sonra göreceğiz. Yine filigran içinde geçmesi gerekiyor için. Boş oy pusulası ve zaptığı ile çuvalların açılmasından başlanarak tüm işlemler sandık bölümü ve müşahitler kontrolüyle yapılmalıdır. Az önce anlattığımız konu. Aksi durumda avukatların itibarına geçirerek bir karar tutulması sağlanacaktır. Hangi avukatların itibarına geçeceğiz? Siz de. Şimdi aksi durumda hep belki bunu konuşacağız. İşte böyle olmak durumunda aksi halde ne yapacağız? Aksi halde bir, partilerin ya da adayların gözlemcileri yani müşahitleri itiraz edecek, şikayet edecek ya da onunla ilgili tutanak defterine bunun işlenmesini isteyecek, talep edecek ve bizler de o talepler ışığında onlara bu konuda yardımcı olarak biraz sonra 75 tane kadar genelge var, 135 sayılı genelge ve 5'e 2 sayılı genelge. Orada zaten bunlar biraz daha detaylı bir şekilde anlatılıyor. Biz de sandık kurullarının bu şikayetleri almasını, incelemesini ve bir karar vermesini de zorlayacak kişiler olarak görev yapacağız özellikle. Evet. Boş oynatılması. Efendim? Evet, burada şu yapılabilir. Şimdi belki o an ufak bir kararsızlık, ya biz bunu şöyle yapalım dendi ama birisi oradan itiraz etti, dedi ki ya böyle olmaz, bunun kuralı budur, şöyle olması gerekiyor dediğinde sandık kurulu geri adım atıp evet doğru biz bunu yapmamız gerekir dediğinde o zamana başvurusuna gerek yok yazılı olarak. Hani konuyu çözüyorsak yani. Ama konuyu çözemiyorsak, onlar o yanlış uygulamaya devam ediyorsa bizim mutlaka bunu tutanak defterine işletmemiz gerekiyor. Şimdi biraz sonra göreceğiz. Yanılmıyorsam 298 sayılı kanun 164. maddesi 165'te ayrı olmak üzere. Eğer tutanağı almamakta ısrar ederse ya da işlememekte ısrar ederse bunu da bir yıla kadar hapis cezası olduğunu eğer sandık başkanlığına ve sandık kurullarına gösterirsek bence alacaklardır. Biraz orada işte diş göstermek gerekiyor. O şeyi zorlamak için. Evet, bunlar oy pusulamız. Bu doğru bir şekilde daha sonraki slaytta eski tam sıralar çekilmeden önceki bu şekilde olacak. Başta Cumhur İttifakı, sonra Millet İttifakı, arada da Hüdapar, Vatan Partisi ve HDP'nin olmuş olduğu oy pusulası. Adaylarda da Cumhurbaşkanı adaylarında da Mahir Bilge ile başlayıp Doğum Perinçek'le biten bir oy pusulasını gördük. Evet, gümrükler doğru kullanma başladı biliyorsunuz. Sandık kurulu ve seyyar sandık kurulu nasıl oluşur? Az önce yemin metnini kısaca belirttiğim sandık kurulu 7 kişiden oluşuyor. Bunun bir tanesi sandık başkanı, bir tanesi yine memur üye ve 5 tanesi de o ilçede en son seçimde yani 1 Kasım 2015 seçimlerinde en çok oy alan 5 siyasi partinin temsilcilerinin bildirmiş olduğu isimlerden oluşan 7 kişilik bir kuruldan bahsediyoruz. Daha önceki seçimlerde sandık başkanlarını partiler bildirebiliyor. Partiler diyordu ki ben İşte Serap Hanım'ı, Ömür Parti Metin Bey'i ben sandık başkanı olarak öneriyorum diyecek diyordu ve onlar içinden kura ile belirlenen sandık başkanları olabiliyordu. Ama son Mart ayında yapılan değişiklik ve artık sandık başkanları sadece kamu kurumlarında görev yapan kişilerden oluşmaya başladı. Dolayısıyla sandık başkanı bir kurumu mensubu olacak. Yine memur üye aynı şekilde o da bir kanun mensubu ve geri kalan 5 kişi de siyasi partiler tarafından bildiğinden isimler. Kurulun oluşması için en az 4'ünün hazır olması gerekiyor. 7 kişilik bu kurulda 4'ünün hazır olması lazım. Biz
bizim bunu takip etmemiz için de işte yine sabah 6.30-7'de görev mahallimizde olmamız gerekiyor kurulun doğru oluşması için. Eğer 4 kişinin altında ise oradaki seçmenlerden herhangi yani 3 kişi ise, 2 kişi ise oradaki seçmenlerle bu eksikler tamamlanabiliyor. Şu tartışmalar yaşanıyor yalnız yani siyasi partilerin temsilcileri tarafından özellikle. Şimdi kurula 3 kişi gelmiş, diyelim ki sandık başkanı gelmiş, memur bile gelmiş, X partisinin de temsilcisi gelmiş. Orada da sandık asıl görevlisi olarak bildirilmemiş ama partinin müşahidi olan 3 tane de başka farklı partiden müşahitler var. Sandık başkanı orayı en az 4 kişi yapmak zorunda. 4 kişi yapmak zorunda. O 3'ü de görev almak istiyor. Orada sandık başkanı bunu 6'ya tamamlamak zorunda değil. 1 kişi alıp 4 kişiyi bulup sandık oluşturmuş olur. Orasıyla artık bir 5.'yi, bir 6.'yı alma zorunluluğu yok, yetkisi de yok aslında. Seçimi neye göre yapacak? Seçimi neye göre yapacak? Seçimi sandık başkanı belirler diyor kanun. Ama ortalaması şu, eğer X partinin temsilcisi buradaysa Y partisinin müşahidini alması doğru olur. A partisi var. Evet, yani aynı partiden olmamak üzere birini seçer. Ama A partisinden birini de hani seçer mi? O dediğimiz gibi sandık başkanının birkaç tane yetkisi var. Bu da bunlardan bir tanesi. Bu konuda herhangi bir kura ile belirler demiyor. Sandık başkanı tamamlar diyor. O yüzden artık seçim onun yetkisinde. Sonra ben sandık esas oturamaz. Bu iyi bir hatırlatma oldu. Hani belki yine konuşurduk ama tam yeri. Eğer 4 kişi geldi, 5 kişi geldi, kurul oluştu. Artık 6. saat 7'yi çeyrek geçe geldi, 7.30'da geldi, kurul göreve başladı. Artık o sandığa oturamaz. En büyük tartışma yine bunlarda yaşanıyor. Bazı parti üyeleri, temsilcileri geç geliyorlar. Geç geldiği zaman diyor ki daha burada oy kullanma başlamadı. Saat daha 8'e çeyrek var, ben de geleyim, görev yapayım, ne olacak yani, işte kalemiye bir şey yapayım. Yani biz parti gözüyle baktığımızda iyi niyetle bunu gidin, rica edin diyoruz ama maalesef sandık başkanları bunu almak zorunda değil. Artık. Önce yemin ediyorlar. Tabii yeminle birlikte kurul oluşmuş oluyor. Kurul oluştuktan sonra zaten çalışmaya başlıyor. Çalışmaya başladığı için de kurulun oluşması aşaması tamamlanmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basına yansıyan bir toplantı şeyi var. Tam da bununla alakalı. Evet, yani işte eksik kaldığında mutlaka oradan birilerinin tekrar orada yer alması partilere veriyoruz ona. Evet, size böylece iki tane üye olur. İnşallah daha rahat takip edersiniz diye öneriyoruz. Yine bu örneklerini İşte telefonların veya elektronik aletlerin kullanılması için levhalardan bir tanesi. Bunlar basın olacak. Sandık çevresi. Önceden sandık çevresinin tanımı farklıydı. Sandığın işte bulunduğu alanın 100 metre çaplı alan falan diye böyle bir karışık ne işe yaradığını kimsenin bilmediği bir tanım vardı. Bu tanım kalktı. Artık sandık çevresi sandığın konduğu alana sınıf, salon ya da bir bağımsız bölüme sandık çevresi deniyor. Hani neden bu tanımı yapıyoruz? Çünkü sandık çevresinde bulunabilecek kişilerin de tanımını yapıyoruz. Bu yüzden bu sandık çevresi tanımına da ihtiyaç var. Ve sandık çevresinde kimler bulunuyor? Sandık kurulu başkanı ve üyeleri, adaylar, milletvekilleri, seçmenler, o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler tabii ki, müşahitler, bina sorunları ve çağrı üzerine gelen konuk müşteri. Yeri geldiğinde siz yoksunuz. Şimdi siz aslında olacaksınız. Müşahit kartı aldığınızda ama şöyle bir sıkıntı yaşanabilir. Bir sandık başkanı şunu diyebilir. Peki sen hangi sandıkta müşahitsin? 1150. 1150 oraya yazmak. Yani 1150'nin müşahidi. Ama
tanıdığın bir şahidi diye belki ayrıca kullanabilirsin. Burada tabii kanundan kaynaklanan bir sıkıntı var. Siyasi partilerin ya da adayların müşahitleri olabiliyor. Kurumların bu anlamda var olan bir müşahitlik yapabilmesi. Ama başkanım az önce söylediği gibi avukatlık kanunu biz geniş yorumlayarak, her ne kadar iktidarlar dar yorumlasa da biz de geniş yorumlamaya çalışarak burada bu görevi yapmak istediğimizi belirtiyoruz. Çağrı üzerine gelen konuk güçlüğüyle ilgili ufak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Polisler ya da jandarma normalde okul içinde bulunmaz. Onların bulunması gereken yer okul bahçesidir. Sadece çağrılırsalar, orada bir vukuat varsa, orada bir olay varsa, sandık başkanı tarafından çağrıldığında oraya gelip, oradaki görevini tamamlayıp tekrar oradan ayrılmak gerekir. Hatta sayım sırasında dahi güvenlik güçleri çağrılmadığı sürece orada bulunamaz. Çünkü güvenlik güçleri biliyorsunuz hani biraz hem silah taşıma oluyor hem de kamu gücünü hissettirmeleri nedeniyle seçimin o şeffaflığını, adilliğini ya da tarafsızlığını zedeleme ihtimaline binaen böyle bir onlara sınırlama var. Kesinlikle çağrı üzerine gelebilirler ve görevlerini yaptıktan sonra oradan ayrılmak zorundalar. Bu konuda da zaman zaman çünkü sıkıntılar doğabiliyor. Hatta belki şunu diyecekler. Ya tam kardeşim sen avukatsan avukat. Çağrı polisi burada doğrudan bizi görev yaptığımızı engelliyor. Bunu bile diyebilir bazı sandık başkanları. Diyorlar. Diyorlardı. Tahmin ediyorum. O yüzden hani böyle biraz daha örneklendirerek anlatmaya çalışıyorum. Sizin dur diyeceğiniz şudur. Sandık polis gelsin görevini yapsın. Ben ayrılsın. Aynı şekilde bunu söylemek zorundayız. Dayanamıyoruz. Önceden bu konuda şöyle bir durum vardı. Sadece sandık başkanı çağırabiliyordu güvenlik güçlerini. Son Mart'taki değişiklikler itibaren artık herhangi bir seçmen dahi şu sandıkta sıkıntı var deyip şahsen oradaki polise gidip görevliye gidip ihbarda bulunduğunda o sandığa onu çağırma hakkının yetkisine sahip olur. Tabii. Çünkü neden? Nedeni sandık çevresinde kimler bulunabilir? Sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler bulunur. Dolayısıyla o bölgedeki kayıtlı seçmenlerin o başvuru yapması gerekir. Ama onu tabii o sıcak bir olay devam eden bir seçim süreci hani orada kayıtlı mı değil mi onu tespit edebilmek o aşamalarda zor olabilir güvenlik gücü için. Evet, sandık çevresinde kimler bulunur? Medya mensupları rahatsız etmemek şartıyla şey alabilir diyoruz, görüntü alabilir. Kimler bulunamaz? Zabıta özel güvenlik, zabıta belediyelerin görevlileri ve özel güvenlikler de aynı şekilde sandık çevresinde bulunamaz. Ve yeri geldi seyyar sandık kurulları. Şimdi bu seçimde ilk defa seyyar sandık kurulları var. Bunları diyor ki yatağa bağımlı hastaların ya da kişilerin oy kullanmasını sağlamak üzere ilçelerde seyyar sandık kurulları oluşuyor. Burada maksimum 20 seçmen var bunların seçmen listesinde ve bu 20 seçmeni tabii birden fazla seyyar sandık kurulu olabilir. Sadece bir tane olacak diye bir şey yok. Yani 60 tane ise 3 tane olacak mesela. Ya da 100 tane ise 4 tane olacak. 5 tane olacak. Bunlar seyyar sandık kurulları da tıpkı normal az önce söylediğim sandık kurulları gibi 7 kişiden oluşuyor. İşte başkan, eski memur ile siyasi partilerin temsilcilerinden oluşuyor. Ancak bunlar bir tane sabit bir sabit sandık kuruluna bağlı olarak çalışıyor. Yani onların bir konu gibi çalışıyor. 1001 nolu sandıkta ayrıca bir tane seyyar sandık. 1-2 nolu sandıkta bir tane daha seyyar sandık var. 1-3'te var. Bitti. O kadar kurulu içeri seyyar sandık. Orasında 3 tanesini o
sarıya sağlık yolu, sağlık sağlıklığına bağlı olarak. Onlar da aynı şekilde, onlar hatta biraz daha erken gelecekler, saat 6'da gelecekler. Onlar da aynı şekilde kendi 1001 nolu sandık diyelim ki, 1001 nolu sandıktan gidecekler, torbalarını alacaklar, seçmenlik torbasını alacaklar, içinden işte seçmen listesi çıkacak, oy kutuları çıkacak. Onlar da tıpkı diğer sandık kurulu gibi mühürlemelerini yapacak, eksiklerini tamamlayacak, tutanak defterine yazacak, şu kadar oy kutuları mühürlendi diye. Sonra seçim kurulunun onlara tahsis etmiş olduğu arabayla bir güzergah belirleyecekler. İşte biz Osman Gazi Mahallesi'ne önce şuraya gidelim, sonra buraya gidelim. Kendilerine bir güzergah belirleyecekler. Gidecekler, yatağa bağlı kişilere oy kullandıracaklar, diyecekler. Şimdi yalnız, herkes bildiğin yolu sandığın supa sayısı belli. Onların ayrı bir forması olacak diye biliyorum. Net bir şey söylemeyeceğim çünkü ürün formasını biz de ilk defa izlediğimiz için. Onların da ayrı bir şey olacak, forması olacak. Fakat akşama şeyleri birleştirecekler. Zarfları birleştirip oyları birlikte sayacaklar. O kusunu sağlık sonu kutlamağına birlikte işleyecek. Seyirlerle birlikte müşahitler var. Evet, orada da müşahitler var. Orada da sağlık kurulu üyeleri gibi müşahitler de var. Sorun şu olabilir orada. Araç meselesi. Yani bir minibüs tahsis ettiğinde yetmeyebilir ya da işte araç yetmeyebilir. O zaman bizim önerimiz şöyle oluyor özellikle partinin müşahitlere. Siz de bir araçla orayı takip edin diye. Aynı şekilde seyyar sandık kurulları da oy kullandırırken yine gizlilik kuralını ilan etmeyecekler. Kişinin kapalı yerde oy kullanmasını ya da kimse yanında yokken tabii sistemler açısından sınavını göreceğiz. Onların yine aynı şekilde oy kullanmasını söyleyecekler. Burada seyyar sandık kurulları tamamen bitirelim o zaman. Yeni geldiğince anlatıyorduk dedik ama seyyar sandık kurulları gizliliği ilan etmeyecek şekilde oy vermesi sağladı. Kapıyı çaldı. Adreste seçmen kapıyı açtı. Bir daha çaldı. Açmadı. Artık makul bir süre, bir dakika, iki dakika bekledi, olay yerinden ayrıldı ve bir daha oraya dönmeyecek. Hani tekrar ya dönüşte bir daha uğrarız. Hani hacize çıkıyor da, ya dönüşte bir daha uğrarız diye. Burada yok. Tabii tutanak defterine mutlaka bunu işleyecek. Geldi, kapı işleyip üç defa çalındı, bir dakika, iki dakika beklendi ama açan olmadı. Ya da geldik ama teyze orada kapat diyebilirsin ya da başka bir yere gitmiş, yapacak bir şey yok. Onu da hemen tutanağa tutup, seçmen evde yoktu diye kaybolup, yine tutanağa içerip, olay yerinden ya da seçim halinden ayrılacak. Tekrar yine dönüş yapacağız. Evet, sandık kurulunun çevre ne diyor? Düzeni sağlamak sandık kurulu başkanına aittir. Tabii sandık kurulunun işlediğimiz gibi birkaç yetkilerinden bir tanesi bu. Seçmenin sandığı konulduğu bina yapı ve bunların üçte mülakatına serbest çekilmesini engelleyici veya güçleştirici mahiyette tedbirler alınamaz. Yani seçmenin her zaman oradan daha rahat oy kullanması için alan yaratılacak. Sandık kurulu üyesi ve müşahitin görevleri aynı mıdır? Değildir. Sandık kurulu üyesi, biliyoruz ki sandık başı işlemlerini bizzat yürüten kurul. Yani o bizzat ki o orada işlem yapıyor. Ama müşahit sadece sandık kurulunun yapmış olduğu işlemleri gözlemliyor. Onların yasalara uygun, YSK genelgelerine uygun görev yapmadığını denetliyor. Ve yine sandık kurulu üyesinden bir farkı şikayet ve itiraz hakkını kullanabiliyor. Sandık kurulu üyeleri zaman zaman karıştırıyorlar. İşte biz de bir şikayet edelim, biz de hayır. Sandık kurulu üyesi kendi kendine şikayet edemez, kendi kendine itiraz gerekçesi veremez. Kurulu üyesi zaten. Bunu müşahitler yapacaktır. Ama sandık kurulu üyeleri eğer orada yanlış bir şeylerin olduğunu görüp
kimsenin itiraz etmediğini hissediyorsa, görüyorsa, o da belki kendi partilisini uyarıp oradan dilekçe vermesini isteyebilir. Bizler de yine bu dilekçelerin özellikle takibini yapmak, bunların işlemlerinin sonuçlandırılmasını istemek durumundayız. Sandık kurulu kimden oluştu, bunları anlattık. Sandık kurulu başkan üyelerinden gelmeyen olursa, eğer sandık kurulu başkanı gelmez ise diğer memur üye sandık kurulu başkanı görevini yüklenir. Eğer o da yoksa kurulun en yaşlı üyesi yine sandık kurulu başkanı olacak. Sandık kurulunun görevleri ne? Sandık çevresinde düzeni sağlanması. Yani en öncelikli görevi tabii ki bu. Yine bina sorumlusu, bina sorumlusu bazen bina sorunlarını çok biliyor olabilir. Yani özellikle sizler belki bina sorunlarıyla muhatap kalabilirsiniz. Çünkü o da sizler okul sorumlusunuz ya, o da bina sorumlusu ama devletin bina sorumlusu. O, onlarda şöyle bir şey var, bu okul bizden sorumlu havası var. Oysa bina sorumlusunun görevi sandık kurulu başkanlarına ya da sandık kurulu üyelerine yardımcı olmak. Onların, yani o gün orada okulda eksik kaloriferler yanmıyor ama soğuk. Mesela bunları o müdahale edip gerekli tedbirlerini alması gerekiyor. Yani işte bir olay oldu, tamam daha büyük güçle şey çağırabilir, polis çağırabilir, jandarma çağırabilir. Ama sandık kurulu başkanlığının ve kurulun işlerine yardım etme görevi vardır. Sizlere müdahale etme ya da hani sizlere görev tarif etme değil. Fakat bazen kraldan çok böyle bir kralçı tavırları olur. Buna dikkat edelim. Evet. Sandık kurulunun görevleri, sandık kurulunun görevleri devam ediyor. Bunları yeri geldiğinde zaten anlatacağımız için çok fazla uzun uzun anlatmıyorum. Ama bizim sandık kurulunun en önemli görevlerimizin bir sabah mutlaka korku sınavları saymak, mühürlemek ve ondan sonra oy kullanmanın yasalara uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak olmalı. Yine daha sonraki şeyler, tutanakların tutulması ve tutanaklara imza atılması, bunlar yine sandık kurulunun görevleri, yine şikayetlerin sonuca bağlanması, şikayetler hakkında bir karar vermek yine sandık kurulunun görevleri arasında. Bunların çoğunu bahsettiğim için geçiyorum. Bu sorunu bizden alabiliriz. Hepsi size tek olarak geçiyor. Bu da bulunmaktan açıklar istersen, buralarda çıkarken önce sistem kesin bir şey vereceğiz. Sıraksın benzeri mi? Ha. Tamam. Mail adresini de atabiliriz ya da WhatsApp'tan telefonlara atabiliriz. Katılımcı listesini zaten tamamlıyoruz. Oradan atacağız. Evet. Oy verme 8'de başlar, 5'te biter dedik. Bu da zaman zaman ufak tartışmalara yol açabiliyor. Saat 5 olduğunda eğer hala seçmen varsa sandığın başında, sandık başkanı bu sandığın başında bekleyen seçmenlerin kimliklerini alacak, o kimlikleri masanın üstüne koyacak ve sadece o kişilere artık saat 6 olur, 6.30 olur, 7 olur, önemli değil, onların tamamını oy kullandıracak ama 5'i bir geçe gelen herhangi bir şekilde orada bir daha oy kullanamayacak. Yani ya daha hala oy kullanma devam ediyor, bak burada o kişi var, ben de geldim, bir dakika geciktim dese dahi o kişi kesinlikle oy kullanamayacak. Sadece seçmen, nüfus kartları ya da kimlikleri alınmış kişiler orada oy kullandırılabilecek. Peki hangi kimlikle oy kullanılacak? Fotoğraflı olacak, TC kimlik numarası yazacak ve soğuktan olacak. Bu üç hususu taşıyorsa kimliği, bu geçerli bir kimlik olarak karşımıza çıkıyor. Fotoğraflı, TC numarası ve soğuk damgası olması gerekecek. Eğer kişi halen nüfus kimliğini değiştirmemiş olabilir, TC numarası yazmıyor olabilir. TC numarası yazmıyor olabilir. O zaman
o fotoğraflı ve onaylı kimliğini sunacak. Ancak yanına bir de ya seçmen bilgi kağıdını sunacak ya da o gün açık olan ilçe seçim müdürlüklerinden gidip nüfus kayıt örneği alacak. Eğer ikisinden bir tanesini getirirse TC kimlik numarası yazmayan bir kimlikle bunu kullanabilecektir. Ama yine fotoğrafı da onaylanır. Evet, hangi kimlikler? Evlenme cüzdanı, pasaport, TC kimlik kartı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim savcılar, yüksek tadili organı, çok güzel, avukat kartı, noter ve askeri kimlik kartı. Buraya yazmışlar, kullanabiliriz. Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri maalesef geçerli olmayacak. Buna dikkat edeceğiz. Tabii köylerde ya da daha küçük yerlerde bu tartışmalar yaşanabilir. Sandığın başındaki kişiler seçmenin akrabası. Yani onu biliyor. O yani bu benim teyzemişti diyor. Yani kimliğini evde unutmuş. Ne olacak? Kullansa diye. Ama normalde kullanmaması gerekiyor. Ya da geçerli bir kimlikle gelmesi gerekiyor. Yani merkezde bunlar çok fazla yaşanmıyor. Herkes gerektiğini bilirse de. Evet. Yeri geldi, söyleyelim. Şimdi bir kere kişinin zaten oy kullanması için seçmen listesinde yazılı olması. Seçmen listesinde yazılı olmayan birisi de hariç göreceğiz. Hiç kimse oy kullanamaz. Ama kişi Suriyeli olabilir, Pakistanlı olabilir, Almanyalı olabilir. Yani şey, kaydı ya da oyu. Ondan sonra TC vatandaşı olmuş. Kökü, kökeni öyle olabilir. Kullanacaktır. Eğer seçmen listesinde ismi varsa, Suriye'de olsa, şurada olsa, burada olsa, bunu kullanacak. Ama ne yapacak? Kimlik kartını gösterecek. TC vatandaşı olmuş. Çünkü TC vatandaşı olmayanda herhangi bir şekilde onu kullanma şansı yok. Sadece TC vatandaşları. Dolayısıyla bu kimliği varsa ve seçmen listesinde ismi varsa hiç tereddüt etmeyin. Onlar o oylarını kullanacaklar. Evet. Bir de sandık seçmen listesinde bulunanlar olduğunu demiştik. Şunu bir açmakta fayda var. Bazen sandık kurulu üyeleri o sandık seçmen listesinin kişisi değildir. Yani Gürkan Başkan 1105 nolu sandıkta normalde seçmen listesindedir. Ama partisi ona 1110 nolu sandıkta görev vermiştir. Kişi 1110 nolu sandığa gider, orada oturur. Görevini orada yapar ve oyunu da orada kurar. Ama bunlar sandık asıl görevlileri için geçerlidir. Sandık asıl görevlileri. Bir de sandık yedek görevlileri. Yani 1110 nolu sandığı, işte devam edelim Yükkan Başkanı'ndan malum. Onun yedeği herhangi bir şekilde önler alsaysa, önden alsa o sandıkta görev yapsa dahi orada oy kullanamaz. Sandığın asıl görevlisi görev yaptığı sandıkta oy kullanır. Sandığın yedek görev, asıl gelmediği için yedek oturan görevli o gider yine kendi kayıtlı olduğu sandık seçmen listesinde oy kullanır. Şimdi bunun handikapı nedir? Şudur. Kişi asıl görevli eğer farklı bir sandık seçmen sandıkta görevli olsa da orada oyunu kullanacağı için kendi sandığında şöyle bir ibare var. Bu kişi 1110 nolu sandıkta görevlidir, burada oy kullanamaz diye bir ibare var. O orada zaten istese de gidip oy kullanamaz. Geçmişte şu sıkıntılar oldu. Bazen partiler kişilere görev yazdı. Kişilerin haberi olmadı. Telefon numaraları değişti. Onlara bilgi gitmedi. Hiç haberi olmadığı için saat 5'e çeyrek kala sandığına geldi.
Dedi ki ben oyunu kullanacağım. Baktılar ki dedi sen o sandık kullanamazsın. Çünkü sen X sandıkta görevlisin. Sen sadece o sandıkta görevlisin. O zaman o kişiler çok geç de geldikleri için çocukları 5'ten sonra da yetişemediler ve oy kullanamadılar. Buna dikkat edelim. Sandık asıl görevlileri görevli olduğu sandık oy kullanır. Sandık yedek görevlileri ise o sandıkta aslında gelmeyip görev yapsa da ortalığı kullanamaz. O gidecek kendi seçmen listesinde nerede kayıtlıysa o sandık oyunu kullanacak. Aynı şekilde müşahitler de, aynı şekilde sizler de hangi sandıkta görevli olursanız ya da hangi okulda da görevli olursanız olun mutlaka gidip kendi kayıtlı olduğunuz sandık seçmen listesinde oy kullanmak zorundasınız. Şunu hemen söyleyeceğim. Şununla ilgili bu nazarı hatırlatıyorum. Eğer kişi yedek görevliyse, oraya oturduysa, sandık başkanı ve diğer görevliler de bu ayrımı bilmiyorsa, sandık görevlileri başlar oy kullanmaya diyelim ki sandık başkanı değil yasa, 4 oldu, bir sayı üstü kullanma, neredeyse 5 oldu. Kullanmaya baş. O da bu oyunu kullanırsa, kullandığı zaman ne olacak? O da gidip karşı tarafta da kendi sandığında da oy kullanamadı. Çünkü böyle bir ibare yok onun orada. Oy kullanamaz diye. Aslında var demiştim. Gerek de yok. Kişi kendi ismini alta ekleyerek orada oy kullanırsa iki tane oy kullanma pozisyonunda kalabilir. Aslında seçmen listesinde yedek yazıyorlar kendine göre. Aslında listeye kayıtlılar, sandık asıl görevlileri de seçim listesine eklenirler ama dediğimiz gibi eğer siz sandık başkanı ve kurul üyeleri bu konuda yeterli bilgiye sahip değilse ben de bunu oyunu kullanacağım değil. Sanki örnek 142 ile kullanan kişiler var gene. Sandık seçmen listesinde olmasalar da hatta milletvekilleri ve milletvekili adayları onlar da oyunu kullanabiliyorlar. İsim alta eklenip oyunu kullanabiliyorlar. Yani bunu göz ardı edip alta isimlerini ekleyip oy kullanabilirler. O zaman iki tane oy kullandığının önünü açmış olabilir. Şöyle bir tane içinde görevi oldu ben de. Orta görevi adam olmuş, geç gelmiş. Fakat başka tarafında karşısında asıl sandığı da kullanabilirler. Orada görevi olmuş. Orayı kaldırdık mı? Ortada bir şey kaldı. İşte orada kullanacak. Az önce söylediğim, hani dedim ya geçen seçimlerde bunlar yaşandı diye kişi orada görev yapmasa da artık oyunu orada kullanacak. Yani. İşte izin alıp gidecek. Onu bir artık o bir ara lavaboya gidecek ya da ben bir yemek yiyecek falan. Yani bazen çünkü sandık başkanları şey de yapabiliyor, sıkıntı da yaratabiliyor. Sandığı terk edip gidemezsin, gidersen bir daha almayız gibi yerinden. Yakın bir hemen okuldaysa, 600 sınıflardaysa hemen çok olduğunu kullanıp gelmesi en uygun. Güner Bey, burada önemli bir husus da 142 belge hatırlatma bağlamında söylüyor. Evet. Belge ile kullanacak olan şahısların mutlaka belge aslını kullandığı sandıkta imlaz ve bırakmış olması. Evet. Gerekiyor, yoksa aynı belgeyle birkaç sandıkta kullanmanın yani olabilir. Tam bu konuya devamında bunu hani söyleyecek bir şey ama geri geldiğinde hemen söyleyeceğim. Evet. Kollukta da, kollukta da kural olarak görevlidir diye kendi sandığında yazılı kural olarak. Bir de bir şey daha yapabilirsiniz. Şöyle bir şey geliştirmiştik. Mesela kişi orada oy kullandı, işte yedek üye olarak girdi, kendi sandığında oy kullandı aslında. O sandıkta müşahit arandı, haber verildi, burada oy kullandı, bilginiz olsun falan diye hani bir koordinasyon sağlamaya çalışmıştık. Evet, yani o sandıkta oy kullanmaması lazım ama yani yanlışlıkla kullandıysa en azından bir ikinci oy kullanmaması için yani yanlışı biraz düzeltme adına belki bir bilgileri olabilir. Var mı başka bir şey? Bizim
müşahitler gibi, tarif ettiğim gibi. Şunu öneriyoruz her zaman müşahitlere. Siz sabah 6.30'a gidin, sandık başı işlemleri takip edin, sandık kurulu oluşsun. Orada belli bir süre durun, orayı takip edin. Sıkıntılı bir aşamalar var mı yok mu buna bakın. Ondan sonra gidip kendi oyunuzu kullanıp tekrar görev yerinize dönün. Çünkü müşahitlerin herhangi bir şekilde orada bulunma zorunluluğu olmadığı için bütün oyun, gidip oyunu kullanabilirler. Sizin dediğiniz ismini şimdi Birol'un. Birol'un dediği örnek 142, evet. Şimdi sandık kurulu asıl görevlileri ve güvenlik güçleri ve yine sandık kurulunu ulaştırmakla görevli kişiler o sandık seçmen listesine alta eklenir. Aynı zamanda onların bir de örnek 142 belgeleri vardır. O örnek 142 belgeler de olabilir. Çok ekstra durumlarda belki bir günlük ya da yarım günlük o aşamada görevli değişebilir. Çoğu olabilir. Belki o zaman sandık seçmen listesine isimleri yazmayabilir. Altta listeler belli bir süre için hazırlanacağı noktalanıyor. Daha sonra gene 142 ile o kişiler oy kullanabilir ama mutlaka sizin dediğiniz gibi arkası imzalanarak oy kullanmıştır diye belgesi alınacak. Sandığa akşam tekrar torbaya konulacak ve ilçe seçim kuruluna o belgeler teslim edilecek. Evet. Oy kullanma süreci, basit bir üyenin gelmemesi, nedeniyle sandık kuruluna yedek üyeler, müşahitler, oy verme işleminin sakinleştiği az önce dediğim öğle saatlerinde gidip oy kullanabilirler. Tabii ki gebelere, hastalar ve engellilere önce oy kullanma hakkı verilebilir. Yaşlılara aynı şekilde. En çok yanlış yapılan işlerden bir tanesi engellilerin oy kullanması. Biz burada engellilerin oy kullanmasından önce engelliyi tarif etmemiz gerekiyor. Yani kim engellidir ki ona birisi yardım etsin? Eğer gözleri görmüyorsa, elleri yoksa ya da elleri var, felçliyse sadece bu kişileri engelliyorum olarak görmek gerekiyor. Yani çok yaşlı, işte zor yürüyor, tekerlekli sandalyeyle geldi, ayağının biri aksıyor, kolunun hani bir tanesi tutmuyor. Bunlar engelli değil. Engelli o üç tane. Gözleri görmeyecek, iki gözü görmeyecek gözleri. Elleri olmayacak ya da kolları olmayacak, o da oluyor. Ve felçli olacak ya da felçli olacak. Şimdi bu üçünün dışındaki kişileri engelli olarak kabul etmiyoruz. Zihinsel engellileri getirip... Oraya da geleceğiz. Evet, zihinsel engellilere de geleceğim. Dolayısıyla bu üç taneden birine sahipse kişi ya da böyle bir mağduriyeti varsa sadece bir seçmenle birlikte oy verme kabinine girme hakkı vardır. Bu imkan verir. Ama hiçbir şekilde sandık başkanı ya da sandık kurulu üyesi seçmenle birlikte sandığın başına ya da oy kabinine gidemez. Kesinlikle gidemez. Bunu unutmayalım. Çünkü birçok yerde bu yapılıyor. Özellikle sandık kurulu üyeleri zaman zaman kendilerine olan güvensizliklerinden, bilgisizliklerinden ses çıkartmıyorlar. Sandık başkanı o zaman gitsin, yardım etsin diye buna izin verebiliyorlar. Sandık başkanları hiçbir şartla, hiçbir şekilde seçmenle birlikte oy vermek kabinine giremez. Sadece bir seçmen ya da orada bir akrabası yoluyla bu dördüncü madde, yani şimdi bu bedeni engellileri açık olanlar, bunun çok geniş, çok muğlak bir kavram. Gözüyor mu? Bunu dolayısıyla kullanmamak gerekiyor. Kişinin yani ne olabilir başka şekilde o şeyi mümkün tutamamasının ya da görememesinin bir nedeni ne olabilir? Bana çok şey geldi, yani çok işte açık Parkinson mu? Yani belki bu olabilir, çok açık bir şekilde belli ediyorsa bunlar olabilir tabii. Yani biraz yorumlanabilir. Ama genel anlamda bunları kabul ediyoruz. Ve okuma yazma bilmeyen seçmenlere verelim. Okuma yazma bilmeyen seçmen yine hiç
hiçbir şekilde herhangi bir sandık başkanıyla, herhangi bir sandık üyesiyle ya da bir başka seçmenle oy kabinine giremez. Buna sadece eğer kendisi talep ederse, kendisi sandık kurulu başkanından ben okuma yazma bilmiyorum, bana bu konuda yardımcı olun derse, sandık başkanı kurul üyelerinin önünde kişiye sadece şunu anlatabilir. Altı ok olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin lamba işareti olan Adalet Kalkınma Partisi'dir. İşte şu işareti taşıyan parti şudur diye tarif eder. Ya da işte en baştaki erkek şu fotoğraftaki Muharrem İnce'dir, şu arkasındaki Meral Akşener'dir gibi isimleri sayabilir. Onun dışında herhangi bir şekilde onunla birlikte yine oylarının kabinine girebilir. Zihinsel engellilere gelince bir kere bizim kişilerin zihinsel engellini ölçme şansımız yok. Ne kadar zihinsel engelli olup olmadığını anlayamaz. Eğer kişi seçmen listesine zaten normalde yazılmaması gerekiyor. Yani bu ayırdı edemiyorsa, bu yeteneği yoksa doğal olarak yazılmaması lazım. Ama yazılmışsa artık biz ona sen oy kullanamazsın diyemez. Kişi gelecek oyunu kullanacak. Ama tek başına kullanacak, herhangi kimse yardımcı olmayacak, ister geçerli kullanabilir, isterse geçersiz. O arada kişiyi sokmaya çalışıyoruz. Evet, bu da mümkün değil. Buna da izin verilmeyecek. Aksi halde şikayet ve itiraz yöntemleri o işlem için hemen devreye sokulacak. Şimdi bakın. Sandığa oy girdiyse artık biz oyu herhangi bir şekilde onun içinden alma şansımız yok. Onu alıp geçersiz kılamayız, mühürü bozamayız. Eğer bir sandıkta yanlış bir oy kullanıldıysa o orada bitmiştir. O orada kalır. Hangi oy olduğunu bilemediğiniz için hiçbir şekilde bir oy iptaline gidemezsiniz. O artık bitmiştir, oraya girmiştir. Ve şuna da dikkat edilmesi gerekiyor özellikle sandık görevlileri tarafından. Kişinin oy kullanma sürecini belli bir sistematikle gerçekleştirmeleri gerekiyor. Yani kişi gelecek, önce sandık seçmen listesinde ismi bulunacak. Bulunduktan sonra kimliğiyle, orada kimliği hazır bulunacak. Daha sonra kendisine mühürlü olduğu, üzerinde herhangi bir işaretin olmadığı zarf ve oy pusulaları verilecek. Tek başına gidip kabinde oyunu kullanması istenecek. Ondan sonra kullandıktan sonra zarfı içine attığında imzası alınacak ve kimliği verilerek gönderilecek. Eğer karışıklık meydana gelirse o zaman işte oy kullanmaması gereken kişiler oy kullanabilir. Eğer bu iyi takip edilmezse kişi gelir bir tane seçmen bilgi kağıdıyla belki 150 dolu sandıkta seçmenken 130 da geldi, bilmiyor, görmüyor, bir şey yaptı, geldi, verdi. Eğer ismi orada hemen bulunmazsa, bunda seçmen olmadığı kontrol edilmezse, kişiye kontrol verildiğinde, sandığa attığında iş bitti, o kontrol geçmiş olsun. Dolayısıyla bunun mutlaka doğru olması gerekiyor. Bir de imza atarken mutlaka kendi isminin karşısına imza atılmasının çok dikkat etmesi gerekiyor sandık üyelerinin ya da başkanlarının. Eğer karıştırdı, yani benim yerime geldi bir tanesi imza attı gitti. Ben bir saat sonra geldim. Ben bir daha oraya kullanamam. Çünkü benim, kimse beni bilmiyor. İmzamı bilmez, şeyimi bilmez. Dolayısıyla ha bir başkası geldiğinde de onun yerine imza atar. Yok. Böyle de bir şey. Ancak şu olabilir, eğer o an fark edilirse, fark edildiğinde hemen tutanak defterine işlenir. Evet, X şahıs yanlışlıkla Y şahsın yerine imza atmıştır diye tutanağı işlenirse, daha sonra Y geldiğinde o da onun yerine belki orada bu yapılabilir. Ama eğer kişi gittiyse artık bir daha onu geriye döndüremez. Evet, zihinsel engelleri konuştuk.
kan çevresi, oy verme işlemini sona ermesi. Şimdi ki ana hatlarıyla bunlar. Saat 5 oldu, oy kullanma bitti. Oy kullanma bittiğinde az önce grup olanlar varsa onlar oy kullanacaklar ve ondan sonrası. Burada tabii bazı paranoyalar da oluştu seçim güvenliğiyle ilgili zaman zaman kamuoyunda. Bunu oy kullanmayan seçmenlerin adının yanında tekrar sonradan doldurulmasına engellemek için çizgi çizerek orayı kapatma yöntemi var. Bu yapılabilir. Ve ne diyor? Seyyar sandık kurulu ve ilgilendirilmiş olan sandık kurulu, seyyar sandık kurulu gelmeden ve uygunluk teslim tutanlara ve zarfları teslim almadan kendi sandığını açamaz. Yani o kol gelecek oraya, o 20 tane 15 tane seçmen için gidilen o seyyar sandık kurulu gelecek, kendi sandığıyla birleşecek ve o zaman o sandığı açacaklar, birlikte sayımlarını o şekilde yapacaklar. Hatta onunla ilgili de farklı bir yöntem var, onu da söylemiş. Evet. Belli. Tıpkı nasıl sadece sandık kurumunda 360 tane işte 360 tane seçmen listesi varsa onlarda da en maksimum 20, belki aslında 3 tane, belki aslında 4 tane olmak üzere seçmeni var ve o seçmenlerin kullandığı zarflar diğer bağlı olduğu sabit sandık kuruluyla birleştiriliyor, zarfların içine atılıyor, karıştırılıyor ve ondan sonra sayıma geçiliyor. Yani 360 artı 10, 370 tane karıştırılacak. Ondan sonra bunun da nedeni oradaki seçmen sayısı az olduğu için onu da ya da 5'i de aynı partiye kullandığı aday olarak kullanmışsa oylarının belli olmaması için bunun da bir yöntemi bu. Evet, sandık açılmadan önce masa üzerinde tabii gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Müşahitler yine burada görev yapma hakkına sahip. Bazen sandık başkanları işte burası çok kalabalık oldu, müşahitlerin bir kısmı dışarıya çıksın diyenler olabilir. Hatta okul sadece sınıf kapısını kapatanlar olabilir. Dışarıdan çok gürültü geliyor, ne bileyim cereyan yapıyor falan filan. Kesinlikle kapı açık kalacak. Bir, müşahitler süreci isteyecek. Ancak müşahit sayısı 5'ten fazla ise, siyasi partilerin müşahit sayısı 5'ten fazla ise sadece sandık başı işlemlerini izlemek üzere 5 tanesi yakınlaştırılır. Yani 5 tanesi, o da kura ile ve aynı partiden olmamanın şartıyla 5 tane masaya yaklaştırılır. Ama diğerleri de dışarıya çıkarılmaz. Onlar da yine bu süreci izleme hakkına sahip. Metre kavramı yok. Ancak uygun bir çalışma alanına uygun bir mesafe olabilir. Ama bir tanım yok. Bir metre, işte iki metre yok. Çünkü sandığın bulunduğu çevrenin ne kadar büyük bir alan olduğunu kimse bilemeyeceği için sınıf olur, öbür sınıf büyük olur, toplantı salonu olur. Dolayısıyla böyle bir metre yok. Orada neden oyları görebilecek bir mesafe olur. Tabii ki. Yani öteye oyları geçerli oldu. Şimdi biraz sonra göreceğiz sandık başkanı nasıl oyları okuyacak diye. O zaman oradaki mühürleri görebilecek, okuyabilecek, farklılıkları anlayabilecek bir mesafenin tabii olması gerekiyor. Yani bu 2 metre olabilir, 3 metre olabilir, kapı oyunu olabilir, ses en azından hani sesi kesinlikle duyabilmeliyiz gibi. Yani ortalama bir şey bulmak gerekiyor tabii. Ama bir ölçü yok. Şimdi şikayet ve itiraz slide rank aşamasında gelecek bilmiyorum ama ben yeri gelmiş söyleyeyim. Şimdi şikayet dediğimiz muamele sandık kurulunun yaptığı iş ve işlemlere karşı
seçmenin ya da müşahidin başvurusuna şikayet edilir. Sandık kurulunun yaptığı iş ve işlemler yapılır. Buna şikayet. Bu şikayete sandık kurulu almak durumunda. Teslim almak durumunda. Hatta iki nüsha yapıp bir avukat dikkatiyle bir nüshasını onlara verip bir nüshasını alındığı belgesini de imzalatıp almak gerekiyor. Yani müşahidi öyle yönlendiriyoruz. Bizler yönlendireceğiz ya. O yüzden. Dolayısıyla bunu almak durumunda. Eğer almazsa bunun bir yıla kadar hapsi var. Yine bir yerde göreceğiz. 298 sayılı kanun diyor ki eğer sandık kurulu başkan ve üyeleri veriler şikayet dilekçelerini ve itiraz dilekçelerini reddederse, almazsa bunun hapis cezası var. Bununla genel gelişim yolunda ilgili bölümde bulup bunları tehdit tırnak içinde söylüyor. Tehdit edebiliriz. Evet. Sen bunu almadın. Aldı. Reddetti. Kurum kararını aldı. Ve kurum biliyorsun orada bir kurum olduğu için sonuçta 5 kişi ise 3 kişi ne dediyse o olacaktı en az. Ya da 2 kişi 4 kişi ise 2'ye 2 çıktıysa sandık başkanının olduğu tarafın fikri ağır basacağından dolayı karar o şekilde olacaktı. Karar doğru olabilir, yanlış olabilir ama geçerli karar o karar olacaktı. Reddettiği zaman işte bu karara karşı ilçe seçim kurulu yaptığımız itirazı da başvuruya da itiraz ediyoruz. Şikayet ve itiraz. Şikayet sandık kurulu başkanlığına yapılır, sandık kuruluna itiraz ilçe seçim kuruluna yapılır. Avukatlık yeteneğine bağlı. Şimdi orada ne yapılabilir? Bir kere genelgeyi gösterir. Genelgeyi gösterir. İlgili bölümünü gösterir. Sen bunu almak zorundasın diyeceğiz. Hani hep söylüyoruz. Uzlaşmacı ve sorun çözücü bir yöntemle orada görev yapıyor. Ama buna rağmen karşı taraf gidiyorsa, sandık başkanı ve kurulu devamlı kötü niyetle davranıyorsa, o zaman orada bulunan müşahitlere gerekirse onlarla tutanak o şeyle ilgili suçluyorsun. Hatta ve hatta şöyle de yapabiliriz bu hakkımız. Şikayet dilekçesini almadığından dolayı doğrudan ilçe seçim kuruluna itiraz edebiliriz. Yani itiraz etmek için şikayet dilekçesi yolunu kullanmak durumunda da değiliz. Doğrudan ilçe seçim kuruluna da itiraz etme hakkımız ve yetkimiz var. Müşahitlerim var. Evet. Eğer sandıkları gibi bir şey seyyar sandık kurulu gelip bir tutanakla teslim edecek şeye. Sabit sandık kurulu zaten. Uygunluk tutanağı diyoruz ona. Yani biz de tam şeyini bilmiyoruz ama benim de iyi kurulama olduğu için bir tutanakla kendisine getirmiş olduğu zarfları oraya teslim edecek. Hatta kullanılmayan oy pusulaları aynı şekilde kullanılmayan oy zarflarını teslim edecek ve bununla ilgili bir tutanak oluşturacak. Bu tutanak da akşam formaya girip yine seçim kuruluna teslim edilecek. Evet. Şimdi yani bunlar da aslında genelde bilinen işlemler ama biz o sandıkta kaç kişinin oy kullandığını nereden anlayacağız? İmzaları sayacağız. Kaç tane imza atılmışsa o sandıkta o kadar kişi oy kullanmış demektir. Genel prensip olarak bu. Kaide bu. Eğer 300 tane imza varsa demek ki sandıkta 300 tane oy kullanılmış, 3 tane 300 tane zarf çıkması gerekiyor. Böyle değil. 300 tane zarf çıkması gerekiyor. Bunu biz sabahleyin teslim aldığımız, yani sandık kurulu için söylüyorum bunu, teslim almış olduğu oy dosyayla zarf sayısını eşitlemek gerekiyor.
350 tane gelmişse ya da 400 tane gelmişse diyelim, 360 seçmen vardı. 300 kişi kullandıysa 300 tane zarfın burada bulunuyor olması gerekir sandığın içinde. 100 tane de kullanılmayan zarf olması gerekir kural olarak. Aynı şekilde oy kusurlarında kaç tane kullanılmışsa o kadarının masanın üstünde bekliyor olması gerekir. Öncelikle bunun tutup tutmadığını denetleyeceğiz. Sandığı açtığımızda sandıktan çıkan zarflar başkan tarafından iki kez yüksek sesle sayılır. Şimdi burada genel bir hata şu yapılıyor. Başkan ya da kurul sandığı açtığı andan itibaren hemen bütün zarflar sanki geçerliymiş gibi düşünülür. Hemen zarflar sayılıyor ve 300 tane zarf çıktı. Tamam, 300 tane zarflar, 300 tane zarfı da açmaya başlıyoruz. Oysa biz 300 tane zarfı önce saymamız lazım. Evet, 300 tane çıktı. Ona bakacağız. Ve onların geçerli olmadıklarına da dikkat etmemiz gerekiyor. Sandık başkanları veya kurulları. Eğer patlarsak o oy pusulasını açtığımız an artık hani bir anlamda o sihir kaçmış oluyor. Geçerli bir zarfın oy pusulasının içini açmış oluyoruz aslında. Yanlış bir işlem yapmış olacağız. Dolayısıyla zarfların da geçerli olmadığını kontrol etmek zorundayız. Hatta ve hatta genelde şunu söylüyor, diyor ki tereddüt edilen zarfları bir kenara ayırın. Birisi derse ki oradan bir müşahit ya da bir adayın şey, temsilcisi ya da seçmen de izleyebilir. Seçmen de diyebilir ki ya bu zarf bence geçersiz. Dedi ya, bir tereddüt oluştuğu an o zarfı bir kenara ayırın. Daha sonra tereddüt edilen zarflarla birlikte tekrar değerlendirilmesi gerekiyor. Geçerli bir zarf olmadığını araştırılması için. Evet, öncelikle zarfların geçerli olup olmadığı kontrol edilir. Önemli olan bu. Geçerli zarf ve geçersiz zarflar hangileridir? Sandık bulunca verilen biçim ve renkte olmayan, sabahleyin verdiğimiz renkte değilse, YSK'nın amblemi yoksa, ilçe seçim kurulunun mührü yoksa, sandık kurulunun mührü yoksa, eğer filigran yoksa, tamamı yırtılmışsa, bu zarf geçersiz. Şimdi altta bakın bir yazı var. Üzerinde sandık kurulunun mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mühürlü bulunan zarflar geçerli sayılır. Hani biraz önce şeyin başında konuştuğumuz meseleydi. Aslında bunun yorumu şu, sandık kurulunun imali neticesinde mühürlenmemişse. Doğrusu budur. Yoksa o zaman bu tür usulsüzlükler devam etme ihtimali artacak. Asıl olan zarfların ve oy pusulalarının mühürlü olmasıdır. Sayacağız onu. Çünkü biz ya ama bu orada böyle belirtmişler ama bunun yani sihirli sözcüğü bu. Sandık kurulunun imali neticesinde atlaması sonucunda eğer o mühürler basılmamışsa geçerli kabul edilecek. Yoksa o zaman bu tartışmaya gerek yok zaten. O zaman niye mühürleyeceğiz? O zaman mühürün kalktığını söylememiz lazım. Yani evet. Gecede deftere yazan sayıyla sandıktan çıkan sayı aynıysa o mühürsüzse. Çünkü biz sabah bunları mühürledik, fotoğraf defterine yazdık, dedik ki biz 450 tane zarf ve oy pusulasını mühürledik. Ve biz seçmene hep mühürlü oy pusulası verdik, mühürlü zarf verdik. Eğer benim karşıma hala 5'te mühürsüz zarf ve oy pusulası çıkıyorsa ben bunu geçersiz kılarım. Çünkü geçerli diyor ama işte az önce söylediğim ya iman neticesinde bunun şeyi bu sabah tutarak tutulmadı. Eğer tutarak tutulmamışsa, yazılmamışsa, diyelim ki 100 tane oy pusulası mühürlenmeden oy kullanmaya başlanmışsa, sonradan ya biz
yanlış yaptık, bunları mühürlememizden sonra değil, sonradan mühürlemeler olmuşsa o durumda tabii ki bunlar artık geçerli sayılır. Yani, evet. Bakın bunun sağlanmasını yapılmasını bitiyordu. Kullanılan oy sayısı kadar kullanılmayan şeyde, zarf ve oy da bu. Bunların sayısının dikkatli sayılması lazım. Yani tabii yani işte eşitleyeceğiz. Bir tutması lazım. Aynen. Yani saat 5 itibariyle orada bir sağlıksızlık varsa zaten o dediğinizle ilgili bir problemle o kullanma olmuş. Yani sağlıksızlık çıkıyor. Şimdi zarfları ne yapacağız? Geçerli geçersiz diye ayırdık. Eğer 300 tane imza varsa 300 tane zarf olması gerekiyor. Kural olarak. Ve 300 geçerli zarfın olması gerekiyor aslında. Ama baktık 295 tane zarf çıktı. Olur mu? Olur. Peki kişi geldi, aldı zarfı, gitti içeriye, oy kullanmadı. Farkına varmadı seçim kurulu. Attığını da farkına sandık kurulu. İmza attı gitti. İmzasını da attı ama oyunu kullanmadı. Olur mu? Olabilir. Şimdi eğer eksik çıkarsa yapılacak bir şey yok. Sadece sandık kurulu bir çizik yemiştir. Yani benim gözümde kendi zarfına ve şeyine hakim olamamıştır aslında baktığımızda. Bunda bir sorun yok. Ama eğer fazla çıkarsa ve hepsi de geçerliyse o zaman aralarından birkaç tane fazlaysa, 2 tane, 302 tane çıktıysa 2 tane zarf rastgele çekilecek. O sandık kurulu başkanı tarafından yakılarak imha edilecek. İçi açılmadan bunların tamamını tutanak defterine işlenecek. Zaten sandık sonuç tutanağını da bunlar işleniyor. Bunların da sandık sonuç tutanağında yaklaşık 25 tane bölüm var. 25 tane rakam var. Bu rakamların da tamamının doldurulması zaten gerekiyor. Evet. Bu işi yani zarfları eşitledik ya da az çıktı fark etmiyor. Ondan sonra da biz oyları saymaya başlayacağız. Şimdi oyları da sayarken yine hani sandık kurulu da böyle bir söz vardı kendine Müslüman diye. Sandık kurulu kendine Müslüman olacak. Oradaki bütün herkese bunu göstermek zorunda. Hatta arkasını da çevirip göstermek zorunda. Arkada bir ürün var mı? Ya da kusulan herhangi bir işaret, herhangi bir simge, herhangi bir özel bir şey var mı? Bir madde var, bir şey koymuşlar mı, işaret koymuşlar mı? Dolayısıyla bunları herkese göstermek durumunda o uzak kalan seçmen şeyler dahi, müşahitler dahi bunu isteme hakkına sahipler. Yine oy pusulalarında da geçersiz olmasında tereddüt edilenler var ise onlar da bir kenara ayrılmak gerekiyor. Ve Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili seçimi bir arada yapılacağı için oylar iki bölgeye ayrılacak. Çıkan oylar biri bu tarafta, biri bu tarafta. Ondan sonra bunların geçerli olup olmadıklarına bakacağız. Ve kaç tane tabii ki oy pusulası çıktığına bakacağız. Biraz sonra göreceğiz hangi zarflar yine geçersiz sayılacak. Burada da hesaba katılmayan pusulalar olacak. Evet, şimdi hangi oy pusulaları geçersiz? Sandık kurulunda verilen biçim ve renkte değilse, sabahleyin verdiğimiz renkte değilse, biçimde değilse, üzerinde filigran yoksa diye sekarlanıyor ve bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmışsa, sandık çevresinden, ne diyor bak, sandığa ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmişse. Ne dedik? Sandık kurulu mühürü var dedi. 1105 doğru sandıkta, 1105 doğru mühür vardı. Ama siz 1110 doğru sandıktan bir mühür varsa orada o oy pusulası geçersiz. Çünkü sabahleyin kontrol edin. Sabahleyin mühür basıldı. Hepsi 1105 tarafından basıldı diye. Burada o yeni geçersiz bir oy pusulası olacak. Evet. Hiçbir yerine tercih veya evet mühürü basılmamışsa geçersiz. Birden fazla Cumhurbaşkanı adayına basılmışsa geçersiz. Burada biraz sonra şekilleri var. Şekiller üzerinden gidelim. Evet. Geçersiz pusula. Neden geçersiz?
hiçbir yerine herhangi bir şekilde mühür basılmamış, boş bırakılmış. Bu da aynı şekilde biliyorsunuz bu yalnız eski bir oy pusulası düzenlenmemiş hali. Şurada Cumhur İttifakı burada en başta, Millet İttifakı en sonda, arada diğer siyasi partiler var. Dolayısıyla eski bir pusulası. Yine geçersiz çünkü hem Meral Akşener'e hem Muharrem İnce'ye mühür basarak kimi tercih ettiği belli olmayan bir oy pusulası olmuş. Aynı şekilde hem CHP'ye hem de HDP'ye basarak yine geçersiz bir oy pusulası. Geçersiz bir oy pusulası mühür basmış bana ama parmak işareti parmak basmış. Ya da buraya herhangi bir ibare de yazabilirdi. Galatasaray'ın yönetici şampiyonu diyebilirdi. Ya da Fenerbahçe'de seneye şampiyon olacak yazabilirdi. Bunlar da o oy pusulasını geçersiz hale getirdi. Çünkü kimin tarafından atıldığını belli edecek şekilde bir ibare bulundu. Buradaki kıstas bu. Kimin tarafından atıldığı belli olacak şekilde. Artık yani orada yorum istemediği bir yere düşürdüyse ne yapacak? Geçersiz hale getirebilir fazla. Diğer yerine de basarak geçersiz hale getirebilir. Hayır. Herhangi bir şekilde seçmene yolda giderken düşürdüm. Ya da işte mühürle denk geldi, bu zayi oldu ya da yırtıldı diye herhangi bir şekilde yeni bir oy pusulası verilemez. Fazladan varsa sabah sayımında 30-40 tane fazla pusulu olduğu tespit edilmesi verilebilir mi? Yok, verilmiş. Onlar yani fazla basılıyor ama seçmene ikinci bir oy pusulası şeklinde verilmiyor. Yine işaret var, geçersiz. Evet, sorun yaratan uygulamalardan biri bu olacaktır. Adayın kendine ait olan bölümünden geçmiş, iki adayı ayıran çizgiyi de taşmış ve diğer adaya geçmiş. Ben buna aldığım yönü tarafından dönüştürüyorum. Eğer atlamışsa bitti. Atlamış yani. Bölüm iki tarafta kalmış. Yani dolayısıyla kimi tercih ettiği belli değil artık. Kimi tercih ettiği belli değil. Bu da aynı şekilde siyasi partide hem Saadet Partisi'ne hem Adalet ve Kalkınma Partisi'ne mühür basarak bunu bu oyda geçersiz olacak. İttifak tanımı, ittifak ünvanı bölümüyle aralarındaki boşluk dahil ittifak yapan siyasi partilerin sütunlarının tamamını ifade eder. Şimdi bunu da göreceğiz. Eğer oy ya da zar açılma sırasında seçim sandık kurulu tarafından hata ile yırtılmışsa, bir kenarı ayrılmışsa, o zaman da bu oyu yine geçerli kullanacağız zaten. Çünkü bu sandık kurulu hatası olarak karşımıza çıkıyor. Herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak bir işaret koymak amacıyla yapmakta ortaya çıkıyorsa, yani orada bir kalem kenara değmişse, bir ufak bir nokta olmuşsa, bunun da özel bir işaret amacı taşımadığı anlaşılıyorsa az önce dediğim gibi bu da yine geçerli olacak. Bakın şu yetkili seçim kurulları tarafından gönderilen ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu bilgilerinin bulunan oy pusulalarının arkasının sandık kurulunun imaliyle mühürlenmemiş olan pusulalar geçersiz sayılır. Aslında az önce söyledim ama biraz önce yazmıyoruz. Bu sandık kurulunun imali neticesi işte bu. Yani sandık kurulunun imali varsa yine geçerli sayılacak. Geçerli oy pusulalarına bakalım. Aynı adaya herhangi bir şekilde diğer adaya taşmayacak şekilde birden fazla 5, 6, 10 vurabildiği kadar bu geçerli bir oy pusulası. Yine geçerli bir oy pusulası birden fazla aynı ittifak içindeki aynı partiye vermiş. Bu oyda partiye yazılacak.
bu ürün, yani iki oy olmayacak. Tek oy. Evet. Geçerli. Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'na fotoğraf olmuş. Yani bunu anlatmaya çalışıyor. Şu boşluk alanı değil de fotoğrafa bulmuş. Fotoğrafa bulduğu için de bu da yine geçerli bir alan olacak. Yani şu alan içinde ya da o alan içinde herhangi bir yere vurması bunun geçerli olacaktır. Eğer şuradan biraz daha bu tarafa doğru taşsaydı yine geçerli bir alan olacaktı. Çünkü bir başka adaya değmediği için ya da aldığı ötesine geçmediği için. Burada da aynı şekilde işte fotoğrafa, burada da adayların, milletvekili adaylarının isminin yazılı olduğu bölümü bu. Oraya da basabilir. Yine o da geçerli bir oy tutması olacak. Evet, şimdi işin biraz daha karışık yönü ittifak. Eğer sadece Millet İttifakı yazan ya da Cumhur İttifakı yazan bölüme sadece bir tanesine ittifaklarını köşeye vurmuşsa bu oy ittifakı. Artık bu seçimde ilk defa ittifak oyları ayrıca değerlendirilecek ve sonuç tutanaklarında, sandık sonuç tutanaklarında hem partilerin oyu hem ittifakların oyu yazılacak. İşte bu oy Millet İttifakı'na giden bir oy olacak. Onu uyuyorum. Onu da sonra konuşalım. Şimdi geçersizlerden devam. Burada ise az önceki neydi? Sadece ittifaka basmıştı. Burada ise hem ittifak o bölümüne basmış ama gelmiş altta da partiye basmış. Bu oy partinin. Bunu şöyle yorumluyoruz. Şu ittifaktaki şu partiye vermiş. Dolayısıyla bu oy partinin. Yine geçerli bir oy. Meral Akşener'e geçmemiş. Kendine ayrılan bölümü taşmış ama diğer aday bölümüne taşmadığı için, yani şu iki arada kaldığı için burada da aynısı şu şekilde olduğundan dolayı bu oyda geçerli ve o adaya ya da o partiye yazılması gereken bir oy olacak. Evet. Peki ne dedik? İki slide öncesi. Millet İttifakı'na basmıştı. Bir de alttan CHP'ye basmıştı. Biz o oyu ne demiştik? İttifaktaki CHP'ye demiştik. Şimdi ise hızına olmuş İYİ Parti'ye basmış. Dolayısıyla artık bu oy yine geçerli bir oy ama ittifak yazılacak bir oy. Çünkü artık hangi partiye basın olduğu belli değil. Anlaşılıyor. Dolayısıyla bu da ittifak yazılacak bir oy olacak. Tıpkı bunun gibi. Burada basmayabilir. Yani ittifak verecek kişi buraya basmayın. Sadece buraya basarsa, ittifaktaki partilere basarsa yine bu da ittifak yazılacak bir oy olacak. Hesaba katılan ve o katılmayan oy tutulur. Şimdi hesaba katılmak şu. Zarfa bakıyorsunuz, zarf geçerli. Zarfın içinden çıkarıyorsunuz, oy pusulası, o da geçerli. Yani herhangi bir şey yok. Ama zarfın içinden kimlik çıktı. Zarfın içinden herhangi bir not çıktı. Zarfın içinden bir broşür çıktı. Tek tek baktığımızda geçerli ama zarfın içinde o olduğu için artık o hesaba katılmayacak bir oy haline geliyor ya da hesaba katılmayacak bir zarf haline geliyor. Buna dikkat edeceğiz. Bu önemli. Zarfın içinden el ilanı, broşür ya da özel bir işaret, yazı veya şekil taşıyan kağıt veya işaret alıcı taşıyan herhangi bir madde çıkarsa bu hesaba katılmaz. Yine zarfın içerisinde aynı seçim türüne ait birden fazla olur. Yani yanlışlıkla sandık kurulu iki tane milletvekili şey var. Oy pusulası verdi. İki tane çıktı. O da ikisine de bastı. Ya da ikisini de bastı. İkisini de birine bastı, birini boş bıraktı. Ne diyor? Sadece bu seçim türüne ait oy pusulası hesabı katılıyor. Dolayısıyla bu kişinin milletvekili hesabı
ya da iki tane oyun toplumlarınızsa milletvekili ya da iki tane cumhurbaşkanıysa. Ne oldu? Geçersiz sadece. Ama cumhurbaşkanı tek çıktı, nizami kullanılmış, onun geçerli sayılacağız. O zarfta kullanılması gereken oy kusurlarından biri veya bir ölçü eksik çıksa bile zarftan çıkan diğer oy kusurları sahibi katılır. Kişiye bir tane milletvekili verdi, bir tane cumhurbaşkanı verdi. Milletvekili oy kullanmak istemedi, koydu cebine. Cumhurbaşkanına koydu, zarfın içine attı. Artık o cumhurbaşkanından çıkacak, o geçerli sayılacak. Yani niye bir tane bundan sadece cumhurbaşkanı çıktı ya da sadece milletvekili oy kusurlusu çıktı diye bir değerlendirme içinde olmayacağız. Geçen Cumhurbaşkanlığı seçiminde tek seçim yaptık. Sadece Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerde şekilde oluyor. Yani belediye seçimleriyle işte evet, bir yerel seçimlerde yapılan seçimler. O zaman bu şekilde farklı farklı. Belediye seçimleri farklı insanlar. Bir daha. Burada tabii hani ben biraz daha bir belki söylemeyi unuttum. Tek sandık, tek zarf, iki olur. Dolayısıyla kişiye zarf verilecek, iki tane oy kusurlusu verilecek, kabine gönderecek, kabine oyunu kullandıktan sonra da tek sandığa bunu atacak. Sonuçta iki tane sandık sonuç tutanağı hesaplayacağız. Milletvekili ve Cumhurbaşkanı. Evet, bunu da anladık. Diğerinin geçersizliği, diğerinin geçerliliğini etkilemiyor kısacası. Sayın döküm aşaması, hesaba katılan oy kusurlarının sayısı sandık sonuç tutanağına içerisinde. Bunların da tabii ki mutlaka yazılması gerekiyor. Sandık sonuç tutanaklarına. Evet, sayın döküm aşaması. Her iki tutanakta da dediğim gibi yaklaşık 25 tane bölüm var. Sandık kurumlarının temel görevi onları eksiksiz doldurmak. Ama yazmadan önce şöyle bir uygulama yapmalarında fayda var. Bir kenara yazmaları lazım. Yani bu kadar geçerli çıktı, bu kadar geçersiz çıktı, bu kadar şey tuttu. Hemen bunu yazarlarsa bir süre sonra belki matematiksel hata yapabilirler. Bu sefer karalama zorunda kalacaklar. Yeniden tutanak tutma zorunda kalacaklar. Dolayısıyla önce bir sağlamayı yapıp ondan sonra tabii kullanılmayan oylar, işte hesaba katılmayanlar, geçersizler, o sandıkta yüz bitkiyle oy kullananların sayısı, bunların hepsi sonuç tutanağında ayrı ayrı belirtiliyor. Bir de bak, eğer sayım sırasında biliyorsunuz iki tane görevliyi sandık başkanı görevlendirir çetelere tutmak için. Her seyredildiğinde onlar o adaya ya da o partiye bir işaret koyarlar. Şimdi burada o iki kişinin tuttuğu kayıtlar birbirini tutmaya gelir sonunda. Bu durumda yapılması gereken oyları tekrar sayılır. Eğer tutmadı, biri 70 oy dedi X parti, öbürü Y parti 69 oy çıkarttı, tekrar sayılacak. Tekrar saydığında bu sefer öbür 71 çıkarsa ne olacak? Gene sayacak. Sonra sabaha kadar sayacağız. Ha, üçüncü seferde sandık başkanı diyecek ki iki seferde sayıyoruz, tutturamadık. Memur üyeye diyecek ki sadece sen çeteleri tut, biz okuyacağız, sen çeteleri tut. Onun dediği artık karar olarak çıkacak. Şimdi müşahitlerin orada tabii şöyle bir yok. Şimdi iki tane memur üye sandık üyesi tutuyor. O 70 çıkardı, sen de 70 çıkardın. Yani o da 70 çıkardı ama sen müşahitsin, sen 72 çıkardın. Yani bura oradaki o 70'tir. Çünkü onlar bunu saydılar, 70'tir. Çıktı, doğru da çıktı. Ama itiraz edemez. Diğer çevrede bu arada bir talepte bulunabilir. Belki diğer müşahitler de senin gibi 72 çıkartmıştır. O zaman hani bu bir geçerliliği olur ama hepsi 70 çıkartmış, bir sen 72 diyorsun. Belki o zaman seçim kurulu, sandık kurulu reddedebilir. İzleyebiliriz.
birden fazla isteyebilirler. Onu sayın bitir, temize geçme aşamasında 5 tane uygulamalar var. Aksi takdirde alamaz. Yani baştan diyecek ki ben burada çaydım, bir parti görevlisiyim, bir avukat olarak da katıldım. Ben bir tane ıslak imzalı, hatta görebiliyorsanız evet. İki tane ıslak imzalı sayın tutmalar istiyorum diye o aşamada uygulamalar var. Kural olarak müşahitlerin sahne sonuç tutan haklarında örnek alma hakkı vardır. Ve bu özellikle 5 tane, yani ilk hamleti bu 5 tane verdiğim zorunda var. Eğer partinin müşahidi yoksa onun yerine sandık kurulu üyesi, o partinin sandık kurulu üyesi de sandık sonuç tutan hakkı olursa alabilir. Ve ıslak imzalı mutlaka alınması gerekiyor. Biz birçok yerlere hep sandık kurulu üyelerine şunları söyledik. Asla sabahleyin imza atmıyor. Yani sandık kurulu üyeleri o kadar bu konuda nasıl diyeyim, acemi davranabiliyorlar ki sandık başkanı diyor ki ya diyor sabah da şimdi şu imzaları siz atın da diyor akşama diyor erken gidelim diyor bir şeyler oluyor, karambol oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Bir an önce imzaları atın deyip imza atan, attıran sandık başkanları dahi var. Bu taraftan bilmiyorlar. Günler bu konuda yine destek yapmak istiyorum. Geçmiş birkaç seçimde tecrübe ettiğini biliyorsunuz. Yeterince tutanak sayısı yeterince olmayabiliyor. Veya özellikle müşahit sayısı da fazla ise. Bu yüzden müşahitlerin beyanları bizlerin de boş A4 beyanlarımızda kopik kağıdı, yandardır. Karbon kağıdı, durmak faydalı. O takdirde tutanağın altına bunu sandık başkanına ekler ve üzerinden yazdıktan sonra birer örneğini dağıtabilir. Evet, sandık sonuç tutanakları seçime katılan adayların ve siyasi partilerin sayısından 5 fazla olmak üzere şeylerde vardır. Torbalarda vardır. Ama dediğiniz gibi 5'ten fazla müşahit talebinde bulunursa o zaman bu eksiklik evet, olabilir. Bu durumda karbon kaybı olabilir. Ama onu çok fazla imza atmak istemeyecekler. Çünkü onun bir örneği kendisinin olduğu için yani nasıl olacak? Bari en başta yazdığı altına geçmiş oluyor. En son sadece ıslak yumruğu o tutanağı kopyayla basarak onu ben hiç anlamıyorum. Sanki tutanak ne kadar tutanak yoksa diye anlıyorum. Tamam. O olabilir. Yani karbonları da çoğaltabilirler. Ama ıslak yumruğu sadece tutanakları da olabilir. Evet. Seçim malzemelerinin taşınması. Bu konuda da zaman zaman tabii sıkıntılar olabiliyor. Müşahitler torbaya eşlik etmek istiyorlar. Şeyle beraber, sandık başkanlığı kurulmalarıyla beraber. Biz şunu öneriyoruz özellikle sandık kurulmalarıyla. Sabahtan bu konuda gerekli görüşmelerin yapılması. Sandık başkanına, başkanım akşama seçim kuruluna gidecek üyeleri de tespit edelim diyerek kendilerine akşam sabahtan sözünü alıp akşama da kimler gidecek, şunlar gitmek istiyor. Kura çekelim çünkü en az iki kişiyle gitmek yolunda yasa gereği. Ama sandık başkanları bunu çok istemiyorlar. Ayak doğru görüyorlar. Araçta yer yok diyorlar. Benim arabam yok zaten polis arabasıyla yukarı tarafına geçeceğiz diyorlar. Ama sabahtan eğer bununla ilgili çalışma yapılırsa ve sandık üyelerine kulağını tutarsa belki o sözü olarak daha sonra referandan edilebiliyor. Evet, yani bunu bahsettik şikayet usulü sandık başı işlemlerine yine ilçe seçim kurulunda bir itiraz etme hakkı var. İlçe seçim kurulunda kaç kişiden oluşuyor? 7 kişiden oluşuyor ilçe seçim kurulu. Bir hakim üye var, iki tane memur üye var ve yine 4 tane o seçimde en çok oy almış 4 siyasi partinin temsilcisinden oluşan kurul ilçe seçim kurulu ve ilçe seçim kuruluna da itiraz yöntemiyle başvurabiliyoruz. İl seçim kurulu da Bursa'daki en yetkili, en kıdemli hakim ve onun yine 2 tane hakim üyeleri birlikte 3 hakim üyeden oluşuyor. İl seçim kurulu
Evet, şikayete ve itiraza yetkili kişiler, seçme yeterliliğine sahip seçmenler, siyasi partilerin temsilcileri, müşahitler, adaylar, milletvekili adayları ve yine Cumhurbaşkanı adayları yetkilendirildiği kişiler, itirazlar için Cumhurbaşkanlığı seçiminde saat pazartesi 5'e kadar ve diğer milletvekiliğinde de salı günü saat 3'e kadar itiraz seçim sonuçlarında itiraz edebilmektedir. Evet, itiraz edebilmektedir. Evet. Şikayet ve itirazlar sandık başkanı işlemlerine durdurulmazlar. Bunlar devam eder. Yani sandık başkanı, sen bakanına bir itiraz ettik, kararı getir, biz bunu inceleyelim demez. Orada uygulamaya devam eder. Ancak şu yapılıyor, eğer sandık kurulu işlemi gerçekten çok aykırı bir işlemiz, hiç yapılmaması gereken bir işlemse ve şikayetimize rağmen bir sonuç alamadıysa, ilçe seçim kuruluna itiraz ettiğimizde hakim şöyle yapabiliyor, kaldırıyor telefonu, sandık başkanı numarası var, diyor ki bunları yapmak, bu işlemi yapıyorsun, ben sana kararı gönderiyorum ama bu işlemi böyle yapma diyebilir. Çünkü acil yapılması gereken işler. Karar sonradan yazılıp kendisine tepki edilebilir. Evet, seçim suçları ve cezaları. Buna biraz sonra geleceğimiz aslında şeylerden siz de bakabilirsiniz. Ya da 298 sayılı yasanın 163. maddesi. Seçim kurulları başkan ve üyelerinden herhangi biri kanuna aykırı hareketleriyle seçim muamelelerinin yapılmasının, oy verilmesinin kısmen veya tamamen imkansız kılar yahut seçimlerin kutlanmına bilerek sebebiyet verirse 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Yine seçim neticelerini ilan etmemek dahi bir yaptırım getiriyor. 164. madde, her kim sandık başında seçmenin imzalarını oldukları sandık seçmen listesine gelmeyenler adına sahte imza atmak, mühür koymak, parmak basmak gibi hareketler bulunursa yine bunlar cezaları bulunuyor ve özellikle 165 bu kanunla kendilerine şikayet ve itiraz yetkisi tanınanların bu yoldaki müracaatlarını tutanağa geçirmeye mecbur oldukları havayla tutanağa geçirmeyi reddeden kurul başkan ve üyeleri bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor. Bunu kullanmakta fayda var. Yani bizimle ilişen sandık başkan ve kurulu üyelerine. Evet, bu kadar dilekçe örnekler var. Evet. Sıcak olun. Evet, ben sanırım bizim için teşekkür ediyorum. Yani soru varsa bir tane alabiliriz, yoksa öleceğiz hemen herhalde. Şimdi eğer bir insan Bilimfer'de bilgiye gitmişse, Bilimfer'de oy kullanacaksa sabah da 6.30'da gidebilir, işlemleri yapabilir. Saat 8.30'da işlemler başladıktan sonra, yani kendisi uyuru, sen kalmıyor, bunu görebilir. Ama kendisi Bilimfer'de oy kullanacak, Yıldırım'da yer alacaksa, benim çocuklarım da bir çocuğum ilk başta saat 8.30'da oy kullansın, bu sabahki aşamalara geçecek kanatlarla şimdi bir imza büyüğü gezdirmiştik bizi. Orada görev almak istediğimiz okul diye görmüştük. Ben biliyorum bazı arkadaşlarımız, meslektaşlarımız ya kendi partileriyle birlikte bazı çalışmanın içindeler ya da başka sivil konuşmaların da içinde olabilirler. Ancak bu bilgileri biz alıp size tekrar dönmek istiyoruz. Şu ortada görebiliriz ya da bu bölgede görebiliriz diye. Ondan sonra bu bölümün sonu çarşamba, perşembe, cumaya kadar bu süreçte bu görevlendirmeleri yapıp isteyerek başka okullara değiştirebiliriz. En azından her okulda bir ortak arkadaşımız olmayacak. Çünkü toplamda 121 tane oy mahalli var.
Yani bir okul var, köy var, örneğin çocuklu ama merkezde de çok sayı var. Tahminimce merkezde Osmanlı Gazi yapımında Winnipeg'i sadece kastettiğimizde bir 350-400'e yakın şey var, mahalle var. Gösterme okuldan arkadaşlarımız olamayabilir ama olabildiğince zorlu okullarda, geçmişte sıkıntı yaşadığımız okullara yönlendirme yapmak istiyoruz. Sandık numarasını yazıp kullanmayın. Bununla parti kullanmak istiyorsanız